Kankito. Hı. Ya sizden Erdiz'e ben de gelen mi? Ben öyle uzakta bir masada sessiz otururum lan. Sen sessiz oturacaksın. Artık senin bir yerde sessiz oturduğun nerede görülmüş ki? Her zaman bir olayım var bir şekilde. Çok sıkıldıysan çık dolaş gez, benim işim var. Tamam ya, tamam. Başımızın çaresine bakarız. Yalnız bu tavırların hiç hoşuma gitmiyor ha. Son zamanlarda beni boşladığını hissediyorum. Bilgin olsun. Sen de karı gibi kapris yapmaya başladın Aytek. Senin de bilgin olsun. Ben de cinlerim tepeme çıkacak. Ben bu kadar karı kaprisi çekmedim ya. Seninle şu andan itibaren arama mesafe koydum arkadaş, ona göre. Ah çok şükür. Aktör Aytek, geri durun telefonu, buyurun. Alo Aytek. Merhaba, Hande ben. Hande? Hangi Hande? Hani sette tanışmıştık. Kartını vermiştin bana aramam için. Evet. Evet, doğru. Evet, Hande'cim. Söyle Hande'cim. Kim? Ben? Şimdi de müsaitim canım. Şimdi de müsaitim. Yarın da müsaitim. Her an müsaitim yani. Oğlum kız benimle görüşmeyi istiyorlar. Hop, dur. Selam çocuklar. Oh, ne haber aşkım, nasılsın? Ne haber Ceyda? İyiyim. Çok iyiyiz. Geçin. Geçin. Bu gece de mi burada kalacaksın? Evet aşkım, kalayım değil mi? Kalayım tabii. Öykü hazır mı? Makyaj yapıyor, 2 dakika oturun. Zaten benim Serp'le konuşacaklarım var. Gel bakalım be baba. Aytek. Hoppa. Ne bu hal? Sen nereye gidiyorsun? Valla benim bir randevum var. Hem de bir kızla. Doğal olarak. Anlamadım. Yok bir şey yok. Ceyda, nasıl olmuşum? Harika. Çok güzel olmuşsun da ne bu heyecan? Vay. Ya tamam enişte. Yani evet, ne bu heyecan ya? Heyecanlanmanın bir anlamı yok. Abartmaya gerek yok yani. Sonuçta alt üstü Sarp'la yemeğe gideceğim. Niye öyle diyorsun Öykücüğüm? Basının karşısına çıkacaksın neticede. Güzel görünmen gerek. Hani eski sevgiline hava atarsın falan. Biz bunların ikisini yalnız başına yemeğe gönderemeyiz. Şimdi bunlar oraya gidecekler. Ondan sonra birbirlerine girecekler 2 dakikada. Ortalığı mahvedecekler. Olan bize olacak. Ondan sonra hiç toparlayamayız bak. Aslında haklısın. Ya baksana, şöyle 2 dakika yalnız başlarına bıraktık, gelin birbirlerini yiyorlar. Hayret bir şey ya, hayret bir şey. Yok Ceyda, biz bunları yalnız başlarına yemeğe gönderemeyiz. Bir dakika dur. Çocuklar biz de geliyoruz. Benim liseden arkadaşım Betül vardı ya. Ölmüş mü? Betül ölmüş mü? Hayır, evlenmiş. Evlenmiş mi? Evet. Üstelik Maldivlere gitmişler. Balayı fotoğraflarını koymuş, bak gördüm elimde kaç tane. Ay bir de utanmadan balayımız yazmış. Kızım sen manyak mısın? Ne var bunda ağlayacak? Ne demek ne var? Ne demek ne var? Düğüne davet edilmedin diye mi ağlıyorsun? Of anne saçmalama. Neden onun için ağlayayım? Zaten davet etseydi de ben o düğüne hayatta gitmezdim. Bak ben şu anda evlenen son bekar arkadaşımın düğününü kaldırabilecek bir ruh halinde miyim sanıyorsun sen? Ya sen kafayı mı yedin? Ay kafayı yemedim ama biraz sonra yiyeceğim. Kimse beni anlamıyor. Ne oldu buna? Yoksa sen mi ağlattın onu? Ay ben niye ağlatayım canım? Sen kızına bir baksana. Yediği önünde, yemediği arkasında. Şımarmış, tutturmuş bir şey. Koca diye. Ah, kime çekmiş acaba? Sen de az ölüp bayılmadın Tahir'le evlenmek için. Gencecik yaşta yaktın oğlumun başını. Yaktı. Arkadaşlar herkes hazırsa, yiyeceğini biliyorsa sipariş verir evet, ha. Evet. Hadi. Alo, oğlum. Gel. Kim o? Yok bir şey. Aç. Buyurun efendim. Aç bakayım, kim o? Efendim Enver Bey. Şimdi git sonra gel. Git. Hı, evet, dışarıdayım. Yok, yalnız değilim. Sarp'la Öykü'yle yemeğe çıktık. Ha. Olur. Tabii buyurun gelin. Seviniriz. O mu? Burada. Aha, aramızda.
Peki siz bilirsiniz o zaman. Tamam, başka zaman. Başka zaman olsun. Hoşça kalın. Gelsin de kafasını gözünü patlatayım ben onu. Senin burada olduğunu duyunca gelmekten vazgeçti zaten. Şerefsiz. Adama yüz verirsen olacağı bu zaten. Bir dakika ya. Ben mi yüz veriyorum? Sen ne biçim konuşuyorsun bir kere benimle, ha? Ha? Sen ne demek istediğimi çok iyi biliyorsun Ceyda. Ha ben biliyorum yani, ha? Hani her şey benim yüzümden oluyor. Bir kere o beni aradı be. Allah Allah. Ne değişti işte ya? Aa, Ceyda ne yapıyorsun? Lafa bak ya. Şuna bak. Ben kıskançmadım kardeşim. Var mı? Ya sakin olun lütfen. Yeteri kadar gerildik zaten. Bu gecemi sakin geçsin bari. Hep bu huyları yüzünden. Tamam. Ha, bu huylarına gıcık oluyor. Emre arıyor. Oo, aç. Emre arıyor. Aç aç konuş ya. Rahat ol. Rahat ol canım. Ben telefonumu sessize alıyorum. Ben de sessize alıyorum. Abi sen de sessize al. Al al sessize al. Babaanneciğim. Ay nereye gider bu adam? Gani'ye haber verdin mi Tahir? Arıyorum anam. Bir kişi de yok ortada. Yani nereye gitti bunlar be? Ceyda. Gani'yle nasıl tanıştınız? Çok zaman önceydi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum. Ceyda'nın üzerinde mavi etekli beyaz bir gömlek. Altında ince uzun kırmızı topuklu ayakkabılar. Hayret, hatırlıyorsun. Hatırlamaz olur muyum Ceyda? Hiç unutmadım ki. Şimdi Öykü, o zamanlar benim en serseri çağlarım. Nasılım biliyor musun? Altımda son model araba, bütün hatunlar peşimde. Ateş ediyorum. Bir kızın adını ezberlemeden tak bir kızla tanışıyorum falan. Böyleyim yani. Kızlar yıkılıyor Sarp. Neyse o gün caddede arabayla şov yapıyorum. Makas atıyorum, el freni çekiyorum, patinaj falan. Kralı o günlerden kalma yani. Kromuro canım. İki ayda senin nikah masasına oturttun mu, oturtmadın mı? Sen onu söyle. Oturdum vallahi. İki ayda. Ay evet, ne var? Hadi anlatsana. Ben içeri girdim. Bütün kızların gözü bende. Hepsi bakıyorlar. Gani nereye gidecek, kimle oturacak, kimle konuşacak? Bir tek kız hariç. Karşısında böyle bir erkekle oturan, muhteşem gülüşe sahip bir kız. O an o adamın yerinde nasıl olmak istedim biliyor musun Sarp? Hayatımda hiçbir erkeği bu kadar kıskanmadım. Bu arada karşımdaki de abim. Bunu anladığım andaki mutluluğumu size anlatamam. Bu an içimden böyle, böyle dans ediyorum. Peki Ceyda'yla nasıl tanıştınız? Orası hiç kolay olmadı Öykü. Hemen yanlarındaki masaya oturdum. Verdim kulağı dinliyorum. Uzattım böyle. Tamam mı? İçimden dua ediyorum. Bir kalksa da tuvalete gitse, bir pundunu yakalasam falan diye. He, gitti mi? İki saatin sonunda. Mal gibi kaldık orada değil mi? Neyse, ondan sonra gittim, şak diye karşısına oturdum. Ne diyorsun? Tabii canım, abisi tuvalete gidince ben hop diye panikle böyle suratıma baktı. Sen de kimsin dedi. Ben ne dedim Öykü? Ha? Ne dedim ben? Ne dedin? Hazır mısınız? Ben senin eşin olacak adamım dedim ileride. Büyüksün Gani baba! Bravo! Kaç saatten beri telefona bakmıyorum ben. Ne? 20 tane cevapsız çağrı var Ceyda. Annemler aramış. Beni de aramışlar. Kesin bir şey olmuştur. Kıstırdın telefonun sesini. Hep senin yüzünden be. Ya ne bağırıyorsun? Arasana anneni babanı. Dur. Bak ya geri geri bende de. Sorun bende görüyorsunuz değil mi? Sürekli benimle uğraşsın. Alo. Anne. Ne oldu? Dedem mi kayıp? Biz hemen karakola gidiyoruz. Oturun siz oturun. Ulan bir gecemiz bile yok be. Bendigül gelmiş. Bendigül. Bendigül. Ne oldu sana ablacığım? Geç şöyle otur. Geç, geç, geç. Bak ya, al şu bavulu. Abla kız. Adamın karısı ilişkiyi öğrendi. Evi bastı iyi mi? Varoş karı. Ay. Bizim ötek de ardına bakmadan tıpış tıpış evine döndü gitti. Hayırlısı olmuş. Ben zaten başından beri söylüyorum. Ben bu tür ilişkileri hiç tasvip etmiyorum. Tasvip etmiyormuş. Sana fikrini soran mı oldu? Öyle deme Sezin. Bendigül benim de kardeşim. Sağ
Sağ ol enişte, sağ ol. Başından beri haklıydın. Ama yok, bundan sonra bir evli bir adamla beraber olmak mı? Allah korusun, Allah yazdıysa olsun. Yaşlılık zor ya. Ama ben hayatta en çok neyden korkuyorum biliyor musun? Yalnız ölmekten. Ne bileyim, hani... Şimdi bir şekilde etrafımızda insanlar var. Genciz de, elimiz ayağımız da tutuyor. Ama bir gün geliyor böyle... Bir bakmışsın ki... Hayatındaki herkes... Teker teker terk ediyor. Yeri geliyor annesi, babası... Yalnızlığını paylaşsın diye beslediğin kedin. Tüm sevdiklerin. Sadece... Bakıyorsun ki... Yalnızlığını yüzüne tokat gibi çarpan... Akşamlara fısıldadığın keşkeler kalmış dilinde. Keşke sevdiğim kadına sahip çıkabilseydim de... Beni terk etmeseydi. Yanımda olsaydı falan. İyi misin sen? Ne? Bir şey mi oldu? Ben iyiyim. Peşete vereyim. İyiyim, iyiyim. Ben iyi değilim. Sarp, ben de çok korkuyorum yalnız kalmaktan. Sen çok derin bir insan mısın? Ben seni çok yanlış tanımışım Sarp. Çok 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 derin bir insan mısın? Ben de korkuyorum, ben de korkuyorum. Ben de yalnız kalmaktan çok korkuyorum. Ben de. Ulan Sarp'a bak. İki dakikada öykü gibi manyak bir kızın elini tuttu arkadaş. Ne? Gani baba desen, adam zamanında bir lafıyla Ceyda'yı tavlamış. Sen hala otur Aytek. Sen hala salak salak otur. Nerede kaldı bu Emre ya? Ne yapıyorsun sen ya? Pardon anneciğim. Kusura bakma, pardon. Yani Aytekciğim, ne yapıyorsun sen? Yani ben senin bildiğin kızlara benzemem. Evlenmeden olmaz, kusura bakma. Evlenelim o zaman. Evlenelim mi? He? Öldük be. Dede, gülümse. Dedem bulundu diye tweet atacağım. Neredeydin Hikmet? Betül'ü aramaya gittim. Babaanne sorma. Betül'ü ararken tavukçunun tekine girmiş. İçeride dönen bir tavuğu Betül zannedip bütün camları falan indirmiş. Nezaret aradan topladık valla. Ay 60 senedir Betül kadar değerim olmadı. Gidelim. İlk işim ondan Çerkes tavuğu yapmak olacak. Aman babaanne, hiç tavsiye etmem. Vallahi bir başına yıkar ha. Sıkıysa yıksın. Yaşına başına bakmam. Boşarım vallahi. Boşarsan boşa. Yalnız ben Gani'ye benzemem. Bir gidersen bir daha beni bulamazsınız. Ne demek ben Gani'ye benzemem? Babaanneciğim dedem işte. Aklı gitti ya. Aklı gitti. Benim aklım bir yere gitmedi. Sen babaannenin mirasına konmak için evlilik oyunu oynuyorsun ve beni de bunak yerine koyuyorsun. Yazıklar olsun sana. Demek boşandığımızı söylememenin sebebi babaannenin mirasıydı ha? Bir de kadın o üzüntüden bir şey olacak, bir ayağı çukurda falan diyorsun bana. Neredeyse sana inanıyordum. Eda. Kapa çeneni, yalancı. Arkadaşım gene ne var ya? Sen bizi takip mi ediyorsun? Sarp lütfen. Buraya tartışmaya gelmedim. Arıza çıkaracak değilim. Sakin ol. Sen bizi rahat bıraksana. Defolup sevgilinin yanına gitsen. Gidemem.
Gidemem çünkü ayrıldık. Ayrıldınız mı? Ne o? Yoksa o da mı seni yakaladı başkasıyla? Hayır. Sadece ne kadar büyük bir hata yaptığımın farkına vardım. Öyle mi? Nihayet. Biz şu anda sevgilimle yemek yiyoruz. Bizi rahat bırak. Evet, duydum sevgilime. Hadi git buradan sen. Öykü, sadece bir dakika konuşmama izin ver. Biliyorum sana yaptıklarımın affedilecek bir tarafı yok. Senden beni affetmeni de beklemiyorum. Ha yok, bir de iste zaten. Hadi kardeşim, aş. Hadi. Sarp, bir saniye izin verir misin? Sadece seni ne kadar çok sevdiğimi ve seni hep seveceğimi bilmeni istiyorum. Dostum, ona iyi bak. O her şeyin en iyisine layık. Ben onun kıymetini bilemedim. Lütfen sen bil. Ay kız abla, benim bir an önce bir adam bulup onun yerinde işe başlamam lazım. Yani yanlış anlama ama benim bu evde daha fazla yaşamam mümkün değil. Haklısın kardeşim, çok haklısın. Ha. Bu güzellik de sen de benim gibi çürüme. Kız enişte, şöyle seni tanıdığın zengin, dul, yakışıklı olmasa da olur. Çirkin ol, çirkin de olur ha. Var mı tanıdığın öyle birisi? Aman kız, nereden tanıyacak bu? Bunun gibi çulsuza kim muhatap olur? Öyle değil mi Sezincim? Elbette vardır. Ben biraz düşüneyim. Ha, tamam. İşte şey var, Sarp'ın menajeri Gali Bey var. Hem zengin hem dul. Ben nasıl düşünemedim bunu? Doğru söylüyor. Var ya, sen bu işin altından kalkarsın. İki dakikada ayarlarsın sen o adama. Sezincim sen bir dakika, yani sen beni yanlış anladın. Yani Gani Bey eski eşi Ceyda Hanım'la çalışıyor. Ve birbirlerine hala aşıklar. Yerim benim aşkım. Boşanmış bir kere. Gani Bey, mimar Ebru Hanım aradı. İtalya'da hani sipariş ettiğiniz masa var. Günlükte takılı kalmış. Bir hafta sonra hemen alabilir misiniz? Ne masası bu? Ha Gani Bey, bu arada sipariş ettiğiniz araba da geldi. Hemen alabilirsiniz diye telefon ettiler biraz önce. Ne masası, ne arabası ya? Ne masası, ne arabası? Ben sana soruyorum ha. Ne yaptın sen Gani? Parayı nereden buldun? Babaannem verdi. Babaannem mi verdi? Oğlum dedi. Git dedi, kendine yeni bir araba al. Böyle eski model bir arabayla gezme. Sen koskoca starın menajerisin dedi. Ofisi de yenile. Ha? Aslan yattığı yerden belli olur dedi. Aslan yemiş. Sen de babaannenin verdiği parayı hemen çarçur ettin değil mi? Senden adam olmaz Gani. Senden harbiden adam olmaz. İşin kötü tarafı ben geç anladım. Efendim. Hangi bankamız? Ha evet. Evet biliyorum, beşinde kredi kartı ödememiz var. Onu şirket hesabından alacaksınız. Efendim? Şirket hesabında para kalmamış mı? Ben sizi yarım saate kadar arıyorum. Ne yapıyorsun sen? Yedim seni Gani. Yedim seni Gani. Ne yaptın o parayı? 5 senedir biz o parayı biriktirmek için neler çekiyoruz biliyor musun? Ne yaptın sen? Bana sormadan hesabımızdan para çektin ha? Aferin sana. Aferin sana. Ya ödünç aldım, koyarım yerine. Ha bir de ödünç aldım diyorsun. Ha bir de koyacaksın ha. Ama sen hiçbir şey koyamazsın. Sen hiçbir şey koyamazsın. Var ya, seninle bir dakika bile geçemem. Sen kendini kafa verene koy. Bizim ilk kez doğru görürüz. O kağıt bardakları görmeyeyim oradan. Onu bir kaldırın. Aytek bizim sahnemiz. Bizim sahnemiz. Danlanan andan. İşte bütün Türkiye'ye kendimizi göstereceğimiz an. Bir dakika, şimdi herkes bizi görecek mi? He? Olmaz. Ben devlet memuruyum, ek iş yapamam. Doğru söylüyorsun lan. Nereye? Oğlum, kılık değiştiririz biz de, ne olacak ki? Fena mı olur yani ha? Her şey bitti. Ceyda. Sakin düşünmeye çalış. Bak eminim karşılıklı oturup konuştuğunuz zaman halledebilirsiniz. Sakin falan düşünemem. Kalsın tek başına, anlasın bensizlik neymiş. Ne olacak ki? Açarım bir ajans, olurum rakip. Öyle mi Ceyda Hanım? Demek beni terk ediyorsun. Evet, terk ediyorum seni. Aa, o ne öyle? Kolye mi yoksa o? Ay ne iğrenç şey. Anne çok komiksin, ne kolyesi? Koca bulduran bu. Ne? Koca bulduran mı? Evet anne, bunu eve asınca hemen koca buluyormuşsun. Satan kız öyle söyledi. Ben şimdi bunu böyle boynuma asıp bir de üstüne bu kitapları okursam sezon bitmeden yaz gelini olurum.
Gül çiçektim de ben. Buyurun, buyurun beni. Heh, ben Bendegül, sen de Gül. Ay pardon, Bendegül, sen de Gül. Hanımefendi hiç öyle gülecek modda. Ay kız, benim soyadım o. şimdi ben Sarp'ın abisinin baldızıyım. Ha, ha. Buyurun, buyurun, buyurun. Ay şey, vaktinizi almayayım sizin. Geçin. Teşekkür ederim, Mersin. Buyurun. Oturdunuz zaten. Ay teşekkür ederim. Vaktinizi almıyorum umarım. Ne demek ya, ne demek? Buyurun, size nasıl yardımcı olabilirim? Ay asıl ben size nasıl yardımcı olabilirim? Bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Senin önümüze şöyle bir şey geçiyor. Kızın abilerinden kaçıyorsun. Tamam mı? Daha sonra bir kafeye giriyorsunuz. Orada birazcık soluklanıyorsunuz. Tamam. Elinizdeki senaryonun repliklerini iyice öğreniyorsun ve uyguluyorsun. Tamam hocam, tamam. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bakalım. Geç bakalım. Hadi. Buradan... Arkadaşlar set hazır. Herkes yerine. Betek. Bu ne kılık lan? Ne yapıyorsunuz burada? Abim nerede? Beni tanımadı. Oğlum dedim ben seni hayatta tanıyamaz diye. Allah kahretme. Abi lan ne yapıyorsunuz burada? Şişt, bizim rolümüz var oğlum, rolümüz var. Lan ne rolü? Kim verdi size rol? Biz seçildik. Tövbe yarabbi ya. Evet, sessizlik arkadaşlar. Kayda gireceğiz. Hadi bakalım. Allah kahretmesin sizi. Rezil beni öyle. Evet. Kolay gelsin. Rol arkadaşım nerede? Yollayın kızı. Evet, komut bekliyoruz. Üç, iki, bir, kayıt. Abinleri iyi atlattık ha. Hele şurada iki dakika soluklanak. Sen de pek çabuk yoruluyorsun benim ama. Dayı. Aa, vakit gelmiş. Sakın davran ha. Ben ödeyeceğim ya. Yok, olmaz. Asıl ben ödeyeceğim. Hay Allah. Şimdi oldu mu bu? Siz kimsiniz kardeşim? Davranma. Siz kimsiniz? Ben ödeyeceğim. Kardeşim kimsin diyorum sana. Sen kimsin? Ne yapıyorsunuz burada? Şimdi arkadaş bize burada kalkın dedi. Biz de hani böyle doğal olsun yani. Allah Allah. O sıkıcı oyuncular. Ya falan... bütün resmi içine ettiniz be kardeşim. Oturun ya, oturun. Yani biz görünüyor muyuz? Ya, ya otur be kardeşim, otur. Sizin, sizin, seni seviyorum. Bak ben iki iş buldum. Oyunculuk yapıyorum. Ne olur beni eve al Sezin. Ya, tamam. Ne olur. Hayır, ne olmak istemiyorum. Tam şark olmuş. Tam şark köşesi olmuş. Ne haber? Sizin sahneniz başlamadı mı? Ay çok organik olmuşsunuz. Aa, Sarp ya burada. Sarp, Sarp. Kesin, kesin. Kestik, kestik. Sen de kimsin kardeşim? Ay. Sen de kimsin bacım? Çekim mi çekiyordunuz? Haydos ya. Allah kahretsin böyle seti. Allah kahretsin ya. Hocam. 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 Şşt. Hande. Ne oluyor be? Eda, ha. Ben sana söylemedim mi? Ben evleniyorum kız. Ne? Ay nasıl yani? Vallahi. Gel seni Hatun'la tanıştırayım. Ah. Hande. Şu anda kıskançlık zehri tüm damarlarında dolaşıyor. Allah'ım. Galiba bayılacağım. Ben bir hava alayım. Dikkat etsene be! Pardon, çok özür dilerim. Ay üstüm başım yapış yapış. Ay gözlere bak. Yok bir şey. Yani su değil mi en nihayetinde? İstediğiniz kadar dökebilirsiniz. Hatta beni isterseniz baştan aşağı yıkayabilirsiniz. Efendim? Anlamadım. Önemli değil. Hakan, yönetmen seni çağırıyor. Hakan. Geliyorum. Neyse, tekrardan kusura bakma. Hakan. Eda ben. Zahmet oldu size ya. Ay ne zahmeti Gani Beyciğim. Ben sizin asistanınız değil miyim ayol? Ha? Bundan sonra her şeyi benden isteyeceksiniz. Hı? Vallahi ben de Gül Hanım. Sizin gibi büyük firmaların cevalarına asistanlık yapmış biriyle çalışmak beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Ay sizden önce bütün hepsi demo. Demo. Demo, demo. Bütün CEO'ların hepsi demo. Sizin fazlanız var, eksiğiniz yok Gani Bey. Yok değil mi ben de Gül? Ay tamam Öykücüğüm, tamam. Allah Allah. Biraz fazla abarttım. Konuşacağım şimdi. Yani. Ama beni çok sinirlendirdi.
Tamam. Neyse. Şimdi bunu tek başına bıraktım ya, bunalıma girmiştir. Ya benim insanlık ilişkilerim 10 numaradır Gani Bey. Ekip arkadaşlarımla ne zaman tanışacağım? Ekip arkadaşlarım mı? Hı. Kovdum hepsini be, kovdum. Yenilenmeye gidiyorum, ben de Gül Hanım. Gani Galip Ajans piyasaya yeni yüzüyle bomba gibi girecek. Sen ve ben. Çak. Yine çak. Çak iyi. Öyle mi Gani Galip? Aferin sana. Aferin. Anladım bu gerçeği, seni gördüm o anda. Dönüşü yok, girdim bu yola. Gelsen de katıl bu maceraya. Rol mü yoksa gerçek mi? Başlarsa biter mi? Ajanstan falan ayrılmıyorum. Yok, ben o ajansın cefasını çektim. Sefasını o avam asistanla Gani Bey süremez, tamam mı? Yağma yok. Nihayet ben de sana kaç saattir onu anlatmaya çalışıyorum. Yok öyle yağma. Ne kadar haklısın, ne güzel söyledin. Yok öyle yağma ya. Ya, yok ya. Öyle ya. Ya, sizce o da benden etkilenmiş midir? Kim? Sette tanıştığım çocuk. Dinlemiyor musunuz beni? Sen bizi dinlemiyorsun. Biz bir saattir neden bahsediyoruz, sen ne söylüyorsun ya? Farkında mısın bilmiyorum ama ajanstan ayrılıyorum. Ne? Ay, inanmak istemiyorum. Ne zaman, nasıl, neden, niçin? Benim bunu hemen tweet atmam lazım. Sakın yapma. Alırım o telefonu. Tamam mı? Ceyda Hanım, size romantik bir şarkı söyleyebilir miyim? Tamam, tamam. Hoş geldiniz. Eğlendin mi babanla? Evet. Aa, güzel. Aferin sana. Ben de Gül ablam hep bizde kalsın. Tamam mı babacığım? Çok sevdim onu. Tamam aşkım, tamam. Sen geç bakayım içeri. Hadi baba. Hadi. Sinemaya giderken de mi asistana ihtiyacın var Gani? Ne alakası var Ceyda? Tesadüfen orada karşılaştık. Mert'i getirmiş ya. Ah tabii tabii. Tesadüftür zaten. Her neyse hadi. Ya seni tanımasam kıskandın zannedeceğim ha vallahi. Kıskanmak mı? Ben seni kıskanacağım. Ben ancak buna gülerim. Kıskanacakmışım tabii. Yarın ajansa geliyorsun değil mi? Geleceğim tabii. O ajansta benim senden daha çok emeğim var. Ha tabii sizi rahatsız edeceksem söyle, ona göre hareket edeyim. Ha? Saçmalama Ceyda. Ne alakası var ya? Boş yere beni burada dikip duruyorsun. Hadi git evine. Hadi. Ya bu gerçekten kıskançlıktan çıldıracak. Aa, Tahir, sabahtan beri dönüp duruyorsun. Ne arıyorsun Allah aşkına? Alet çantamı. Tahmin etmiştim. Ne yapacaksın alet çantasını? Muslukları kontrol edeceğim. Musluklarımızın hiçbir şeyi yok canım. Hepsi iyi. Başımıza iş açma. Bana bak. Nereye sakladın? Çabuk söyle. Çabuk söyle. Aa, istediğin kadar bağır. Söylemeyeceğim işte. Çünkü ne zaman o alet çantası ortaya çıksa, her şeyi bozmakla kalmıyorsun. Ve de nasıl beceriyorsun bilmiyorum ama, ya kendini sakatlıyorsun canım, ya da bir felakete sebep oluyorsun. İşte öyle değil. Senden başka hiçbir şeyle ilgilenmeme tahammül edemiyorsun. Asıl sorun bu. Ama şunu bil ki, böyle devam ederse senin burnundan fitil fitil getireceğim bunları. Hayırdır baba? Ne söyleniyorsun yine? Bu annen olacak kadın var ya, hayatıma karıştığı müddetçe eylemlerim devam edecektir. Bu böyle biline. Tamam mı?
Han dişim, hun dişim, hin dişim. Hanimiş benim bebişim. Yerim ben seni gülüm, gül yüzlüm. Rüzgar gülüm, bak rüzgar gülüm üflüyor bak. Deme sen. Anne! Kız deme öyle şeyler, söyleme şimdi ya. Senin de babam kötü oluyor kız. Yapma. Kız deme. Ayde! Şarkı bağırıyorum, duymuyor musun beni? Ruhumun ince sızısı. Bak arayacağım ben seni, tamam mı? Hay ya önce sen kapat. Hay ya önce sen kapat. O zaman Handiş'i beraber kapayak mı? Tamam, beraber sayak mı? Bir, iki, üç, çıkır. Dıt 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 dıt. Kız buradayım ya. Sen de kapayamamışsın. Yerim senin o tuşa basamaya minik parmışların. Hey gülüm. Gerizekalı. İki saattir sana var ya. Duymuyor musun? Üstüm başım şu halime bak. Kesin bu senin başının altından çıktı. Gülme, kafanı kırarım. Lütfen benim fantastik dünyamla uğraşma. Başlarım sana da fantazi. Ne de bunu git. Garillere bir tesisatçı var mıymış tanıdıkları bir? Tamam ya. Hadi Aytek, doluyorum. Tamam, telefonumu alayım da kardeşim beni merak etmez. Hadi yemin ederim çakarım onu kafana. Bakın bakın içeride ne var bak. Sarpsnet bile bakın bak. Bozmanı sarpsnet diye. Zekalı ya. Doluyorum burada. Aklı sıra benden saklayacağını zannediyordu. Benden kaçar mı bu be? Ben bakarım, ben bakarım. Selam, hello Tahir baba, öpeyim. Tamam, 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 tamam. Ne istiyorsun, çabuk söyle. Ya Tahir baba, bizim musluk bozuldu da bir musluk tamircisi var mı tanıdığınız, onu soracaktım. Çok şanslısın. Hadi yürü. Ben tamir ederim. Sinema nasıldı? Hiç konuşmadık seninle. Her zamanki gibi karanlıkta oturup film izledik. Güzel. Güzel. Sonra Mert'le bir yere gittiniz mi? Ne? Daha neler anne? Yani hani böyle şey, baban, ben de Gül ablan falan hep beraber. Babamla birlikte Mert'leri evine bıraktık. Çok güzel. Peki böyle eğlendiniz mi? Hani gülmeler, konuşmalar falan böyle babayla, ben de Gül ablayla oldu mu öyle şeyler? Onları merak ediyorsan aralarında hiçbir sorun yok, merak etme. Ha sorun yok yani, güzel. Peki böyle hani yakınlaşmadılar değil mi yani? Yakınlaşma yok. Bak eminsin yani bundan. Güzel. Çok güzel. O zaman ben bir sandviçlere bakayım ya, ne oldu? Sen de izlemeye devam et, tamam mı? Vay be. Helal olsun Tahir baba. Senin elinden de her iş geliyormuş yani. Tabii gelir, gelir tabii ya. Ne sandın? Ben sizin gibi üç tanesini cebimden çıkarırım ha. Ya yalnız Tahir baba, bu hemen olur değil mi? Bu alerji yaptı galiba sabun bende. Merak etme evladım, elim çabuktur. Bir de şimdi vanadan suyu kapatın, ortalığı su basmasın. Aytek koş, Aytek koş. Vanayı kapat, vanayı kapat. Koş, Handiş'im, kollarıma koş. Aytek koş! Bak, bu da bozukmuş meğerse ha. Her usta fark etmez bunu. İstiyorsan sana yardımcı olacak bir usta çağıralım sen. Yok be oğlum ya, şimdi 5 dakikada yaparım ben bunu ya. Yok, sana zahmet olmasın diye şey dedim. Çantasını bulmuş. Ay kesin gittiği yerden şimdi sedyeyle gönderirler. Gani! Gani! Vallahi bir sanatkar gibi çalışıyorsun ha Tahir baba. Herhalde. Ustayım ben
Tahir baba, o takımlar elinde kalmış, hayırdır? Ya, o sökmeden olmaz ki yavrum. İyi de bu sadece duş başlığı bozuktu. Sen doğru yolda olduğundan emin misin Tahir baba? Herhalde, herhalde. Beni meşgul etmeyin, beni meşgul etmeyin. Karşınızda usta var. Hadi, çıkın dışarı, çıkınlar, çıkın. Hadi, kapa kapıyı, kapa kapıyı. Allah Allah. Tahir baba, hı, ya elin değmişken böyle bize bir jacuzzi mi yapsan gireriz ya. Hadi. Ceyda! 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 Ne? Ceyda, babam burada. Yo, burada değil. Niye ki? Ya alet çantasını alıp evden çıkmış. Ne diyorsun sen? Eyvah, eyvah. Ay, inanmak istemiyorum. Ambulans, itfaiye, polis haber veririm. Ya da ben bunu bir tweet atayım. Tamam, anahtar alayım. Hayatım, kısaca anlatayım sana. Babam elektrik tesisatını tamir etmeye kalktığında yangın çıkardı. Ne? Çatıdaki anteni tamir etmeye kalktığında da oradan düştü, her tarafını kırdı. Hiç vakit kaybetmeyin. Yürü, hadi durmayın, hadi kalkın Tahir amcayı bulalım. Hadi, hadi. Bak şimdi başımıza gelenlere bak. Öf, hadi. Geç, geç, geç. Esortman da olmasın. Ne? Aa, olabilir, olabilir, olabilir. Sarp, babam burada mı? Burada, burada, içeride. He, musluğu tamir ediyor, jacuzzi yapacak. Ne? Eyvah, geç kaldık, koş! Bırak, bırak jacuzzi! Sarp baba! Oo, Aytek! Aytek, ben sana suyu bana kapa demedim, dinletemedim ki. Ah. Ah, Tahir. Ah, Tahir. Anne, babam boruyu patlattı. Kendini öldüremedi, bizi öldürecek. Ah. Baba, geç şöyle, geç. Geç baba, geç, geç. Geç, Tahir baba, gel. Tamam, bırak. İyiyim ben, iyiyim, iyiyim, iyiyim. Ah, Tahir. Yavaş baba. İyiyim, iyiyim, iyiyim. Tamam, bırakın, bırakın beni. Bırakmayın beni. Tamam. Otur Tahir, otur. Tamam baba. Lafla yavaş. Yavaş, yavaş baba. Ha, yavaş baba. Yavaş. Sen baba yavaş. Sen ne oturuyorsun? Ah. Baba, ha, seni hastaneye götürmemiz lazım, hadi. Ha, istemem, hastane hastane istemem. İyiyim ben. Ay, görüyorsunuz değil mi? Hala inat, hala inat. Keçi, keçi. Kendini öldüremedi, bizi öldürecek. Sus be kadın, sus be kadın. Ah! 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 He, he anacığım. Anacığım, vallahi Hande'yi görsen, tanısan çok seversin anacığım. Nerede gördün ya? Annen, Nazende teyze mi demiyorum. Anacığım, Hande'yi diyorum ya, görsen diyorum. Çok seversin. Yani böyle çok namuslu, çok edepli. Tam bizim oralara yakışır bir kız anacığım. Vallahi eli elime değmedi, öyle düşün yani. Yok, anne 50 yaşında değil. 50'yi nerede çıkardın ya? Eli elime değmedi anne. He, bak şimdi ne diyeceğim. Şimdi Hande ailesiyle konuşacak. Siz müsait olduğunuz zaman da geleceksiniz, isteriz. He, gelirsiniz, istersiniz. Anne, Rize'yi nereden çıkardın ya? Gelirsiniz, istersiniz dedim. Anne, Rizeli falan değiller ya. Tamam anne, hadi. Hadi bak, büyüklerimin ellerinde, küçüklerimin gözlerinde öperim. Herkese selam ederim. Tanıyan, tanımayan herkese selam anne. Haydi anne, iş güç var anne. Haydi, haydi hoşça kal abi. Oğlum ne tuhaf adamsın lan. İki günde ne evlenmesi? Aytek, manyak mısın sen ya? Kızı daha tanımıyorsun, etmiyorsun. Manyak mıdır, deli midir bilmiyorsun. Bir kere yengen hakkında doğru konuş. Hande, evlenilecek bir kız profili çiziyor. Eğlenilecek bir kız profilinde değil.
Ulan iki tane dergi okudum, başımıza ilişki profesörü mü kesin dedim. Hadi Aytek kalk Allah aşkına, üstünü giy, Gani gelecek şimdi. Allah Allah ya. Şöyle düzenli bir ilişkisi olmayan erkekler de ne kadar agresif bir insan profili çiziyor anlamıyorum ki ya. Buyurun. Öykü Özgün Hanım burada mı oturuyor? Ne işindi? Çiçek mi geldi kendisine? Kimden? Şurada bir kağıt olacaktı. Bundan sonra sana olan aşkım bugünler kadar saf ve temiz olacak. Lütfen beni affet Emre Elendar. Kendisi uyuyor kardeş, ben alayım. Hadi kolay gelsin. Kusura bakma bozuk yok. Ay. Benim en sevdiğim çiçek. Ha, öyle mi? Yoksa sen bana mı yoksa bana mı aldın? Tabii canım, sana aldım. Sana seversin diye düşündüm. Niye aldın ki? Şimdi hani hep kavga ediyoruz ya. Aldım ki hani dedim ilişkimiz bu güller gibi saf ve temiz olur belki diye. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sen beni çok şaşırtıyorsun Sarp. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Aa, gazeteler promosyonlu olarak çiçek mi vermeye başladılar? Hayır. Sarp almış. Sarp mı? Evet. Bundan sonra ilişkimiz bu çiçekler kadar saf ve temiz olsun dedi. Hmm. Çok derin değil mi? Evet, biraz fazla derin. Özellikle de Sarp için. Anne, babam sana hiç çiçek almadı değil mi? Evet canım, onun için üst katta yaşıyor. Şunu koyayım arkana. Rahat edeceksin. Ay, tamam mı Gönül ya? Of. Tamam, söylenme. Söylenme Tahir. Yeter ya. Nasıl baba? Daha iyisin bu sabah. İyiyim. Ay Gani'cim, babanın bel ağrıları için doktor masaj önerdi. Ama baban yaptırmaya hiç yaklaşmıyor. Belki sen onu ikna edersin ha? Yaptırmam. Yaptırmam ben. Masaj falan yaptırmam. Hadi gidin be. Ay, ay. Ne halin varsa gör. Tamam. Hadi. Ya baba, vallahi billahi seni anlamıyorum ya. Bu hayatta masajdan daha güzel bir şey var mı ya? Vallahi benim vaktim olsa sabah akşam yaptırırım. Hem tam senin yaşındakiler için süper ideal bir şey masaj. Niye yaptırmıyorsun ki? Yok ya. He? Öyle mi diyorsun? Tabii. Aman istemem. Şimdi evin adamı gelecek, orama burama böyle mıncıkmayacak. İstemem hadi. Elin adamı mı? Baba, ne adamı? Kızlar mı yapacak masajı? Hem de ne kızlar baba var ya. Hem de ne kızlar. Arıyorsun tak geliyorlar. Hadi be. Oy. Yine annem müsaade etmez ki. Haklısın baba. Annem çıldırır. Ceyda sırf bu yüzden beni boşayacaktı ya. Oğlum sen aptalsın, yakalanmışsın. Ben yakalandım. Anne, ben şimdi evleneceğim ya. Aa, çeyizimi update etmedik. Diyorum ki, yani çeyizim çok demoda kaldı. Ah,
Ya sabır Eda, ya sabır. Kızım, çocuk sana sadece bir gülümsemiş. Boş yere gelin güvey oluyorsun, sonradan da üzülüyorsun yavrum. Anne, farkındaysan bunu taktım ve onunla tanıştım. Şimdi bu sence neye işaret? Ne olacak? Boş hayallere kapılmana işaret. Aa, duyuyorsan. Yok anne, yok. Oğlum masaj olmayı ikna edemiyorum. Edemezsin tabii. Keçi inadı var çünkü babanda. Ya aslında biraz daha konuşsam ikna edebileceğim ama baş başa kalmamız lazım. Aa, ne alakası var şimdi baş başa kalmakla? Ne yani? Anne. Babayla oğul arasında. Anlaştık. İyi. Bugün benim zaten günüm var. Bir iki saatliğine oraya uğrarım. Ha, süper. Tamam. Hadi hadi. Hadi çık sen. Giderken Eda'yı da götür. Aa, ne yapacağım böyle kadınlar gününde şakkıdı şakkıdı? Ne demek Necim var kızım? Ne diye taktın boynuna o salak şeyi? Hem belki bakarsın o günde seni oğullarına isterler. Aa. Ya? Ay doğru söylüyorsun abi. Ya, ya ben bunu nasıl düşünemedim? Ya da nasıl da sen düşünebildin? Ben gidip hemen hazırlanayım. Bekle beni anne. Hadi 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 hadi. Gani. Hı. Gideceğim günde bekar oğlu olan kimse yok ki. Niye taktın şimdi Eda'yı peşime? Nasıl ikna ettim ama? Görüyorsun bugün ikna kabiliyetim oldukça yüksek anneciğim. Rüzgar gibi. Tamam, tamam. Esiyorum böyle, görüyorum, esiyorum. Görüyorum, görüyorum. Hadi bakalım Gani Galip. Ne yaptım ben ya? Lan şimdi Öykü ondan hoşlandığımı falan zannedecek. Havaya mavaya girecek. Hoşlanıyor lan zaten. Ne alakası var lan gerizekalı? Daha neler? I'm the one baby. Loka, loka, loka. London, London, London. London, Öykü, Öykü. Ya lan. Kız Emre'ye dönecek diye ödün kopuyor arkadaş. Yo Aytek, Allah aşkına. Neyinden ödüm kopacak ya? Ben kızı kandırıp da işte kullanmasın, üzmesin falan filan ondan korkuyorum. Yoksa benim ne işim olacak şeyle. Vay vay vay. Bu ne duyarlılık? Bu ne romantizm Allah'ım? Ya sen bize hikaye anlatma Sarp Sezgin. Sen bize öyküyü anlat. Haydi. Oğlum Gani nerede kaldı lan? Bir sürü işimiz var ajansta, röportaj mı? Kalk hadi Gani'ye bakalım hadi. Kalk. Kalk kalk. Hende lan de lan lan. Hende öykü öykü. Lan 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 lan. Öykü öykü öykü. Oğlum her şey tamam değil mi, geliyorlar? Yoldalar baba, geliyorlar kızlar. İyi. Ben bir yukarı çıkayım bakayım. Baba nereye? Bir duş yapayım, kız ayıp olmasın ya. Baba ya. Gerdeğe girmiyorsun, altı üstü masaj yaptıracaksın. Olmaz, olmaz, olmaz. Baba, Allah aşkına babacığım ya gerek yok. Babam geç sen şöyle, geç. Tamam. Geç. Oo, işin raconunu bilmiyorsun tabii. Dur, geldi kızlar, geldi, geldi. Kızlar! Abi iki saattir seni bekliyoruz, neredesin ya? Ya ben sizi tamamen unutmuşum ya. Şşt, Gani. Şşt, şşt. Ha? Gani Bey'in evi burası mı? Burası. Burası kızlar. Gelin, buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun. Gani baba, ne ayak? Ya yok bir şey ya. Babam belini sakatladı. Doktor masaj verdi. O masaj yaptırırken ben de bir eşlik edeyim dedim ya. Yok bir şey ya. İyiymiş. Bize de sıra gelir herhalde. Size başka zaman koçum. Öyle. O zaman biz seni Aytek'le Ceyda'nın evde bekleyelim. He. Oh. Ne? Yok ya, gelin buraya. Sizden kıymetli bir masaj ya. Ben size masajın en kralını yaptırır Gani abiniz. Hop. Ne oldu lan? Başka cumhuriyetten hatun görünce bir şoka girdin. Vallahi kanki dur. Masaj yaptırmamak için kendime nasıl hakim olacağım onu düşünüyorum. Ne alaka? Ben Hande'ye ihanet edemem arkadaş. Ben kadınıma ihanet edemem. Yani benim kadınlara zaafım yoktur. Olamaz. Kadınların Aytek geri duran zaafı vardır.
Ulan iki günde dürüstlük abidesi kesildim başıma. Daha neler göreceğim. Şimdi setteki çocuk kısmetim ya anne. O yüzden kendimi gösteremiyorum bile. Aa, bu da bir işaret. Düşün. Çok güzel yapmışlar çünkü. Böyle çiçekler var üzerinde. O kadar tatlı ki. Aa, hoş geldiniz anne. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk güzel kızım. Hayırdır? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Ay bizim günümüz vardı bugün. Ama telefon edip son anda iptal ettiler. İptal. Son anda da yapılır mı bu canım? Eve de dönemedik. Ortada kaldık. Bari sana uğrayalım dedik. Niyetiniz de eve niye dönemediniz? Şimdi babanın bel fıtığı problemi var ya. Evet. Doktor da ona masaj önermişti ama inadım inat yaptırmıyor. He. İşte Gani onu ikna edebilmek için evde baş başa babamla yalnız kalalım dedi. Gani ile babam baş başa evde yalnız kalacaklar. He. Anne bu durum bana biraz garip geldi. Aslına bakacak olursan bana da biraz garip geldi. Hı hı. Değil mi? Yani bence de biraz garip Gönül teyzeciğim. Bak ona da garip geldi. Ne garip? Garip çünkü. Ay benim Hakan'la sette tanışmam değil mi? Bence de çok garip. Ceyda ne olabilir ki? Gani'nin masajla ilgili maceralarını biliyorsun anne. Masözler falan. Ay o ufak boylu. Aa, onlardan olmasın. Onlardan olsa yine iyi. Bence bu uzun boylu olanlardan. Tutmayın beni. Tutmayın bu ne? O sefer bir de parçalayın. İngilizce de parçalayın. Ne? İşte ben masaj diye buna derim be. Vallahi çok iyi oldu ha. Ay güzeldim. Çok çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık yani. Her dakika yaptırabilirim baksan. Gidin hemen ha. Baba. Teşekkür ederim sağ olun. Baba. Ha. Baba. Baba hadi bir uyku uyumamız lazım. Hadi. Ya hiç uyuyacağım. Hadi sen de şimdi bir uykuya götüreyim ben seni. Sen bir güzel bir uyu yarın sabah Türk gibi kalkarsın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Baba aklından bile geçirme. Yürü yürü. Baba. Sar, Aytek, yarım saat parası ödedim. Bölün ikiye, 15-15. 15 dakika, daha fazla değil. Hadi. Aytek, hadi oğlum. Vakit geçiyor. Yok ya. Oo. Oo. Aman aman aman. Aytek. Aha. Oh, yok böyle bir zevk oğlum. Oh, oh, oh. Of. Ay ay. Ay, yeter ay. Lan. Yeter lan ben daha fazla dayanamayacağım. Vallahi böyle bir fırsat bir daha ele geçmez. Affet beni Hande'cim. Yoğur beni Geyşe'cim. Allah be. Allah. Ay sen ne yaptın ya? Siz neresiniz? Ha? Neresiniz? Valla bizim o Oralı'ya benziyorsunuz ya. Siz biraz yoruldunuz. Ben size masaj yapayım. Korktu tamam tamam. Yap kız yap çabuk yap. 15 dakika hadi. Geri zekalı. Burada bir şey yapıyorsun sen bozuyorsun. Tahir yakaladım seni. Allah'a basıldık. Anne, Ceyda. Ne bu? Siz ne yapıyorsunuz burada be? Ne işiniz var burada sizin? Ha? Eviniz barkınız yok mu sizin? Ne yapıyorsunuz burada siz? Nasıl ya? Ne? Vay anasınız. Olmadı o zaman biz gidelim Aytek. Hale bak ya. Beyaz güllermiş. İlişkimiz böyle çok saf ve temiz ilerler. Merak etme Sarp, olur mu? Gani'nin olduğu her yerde renkler kirlenir. Hiçbir şey beyaz kalmaz Öykücüm. Anlamadım ama. Baban nerede? İçeride mışıl mışıl uyuyor ya. Masaj için ikna edeyim derken ben uyuyakalmışım. Sesine uyandım anne. Ay ben de sandım ki. Anne, oğlun Gani Galip'in böyle bir şey yapacağını düşündün mü?
Senin kızacağını bile bile. Böyle bir şey yapacağımı düşündün mü anne? Kusura bakma, güzel oğlum benim. Ay Ceyda. Bak, boşu boşuna günahlarını almışız. Ay anne, hakikaten günahlarını almışız. Sen buna inanıyor musun? Ha? Şu yalancıya inanıyor musun? Peki inan. Yürü Öykü, gidiyor. Gel anne, gel. Yatıyor mu baba? Yatıyor, yatıyor. Yamışılmış çocuklar gibi ya. Gel bir bakayım ben. Ya anne, hakikaten böyle bir şey yapacağımı düşündün mü anne ya? Vallahi. Kaç dakikamız kaldı ki? Şu an 12:25, eve varmamız 9:50. Kızlar haydi. Çabuk çabuk, gel, 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 gel. Geç, geç, geç. Abla, vallahi pir girdim, bir girdim ajansa. Hiç sorma, kana kaldım tek başıma. Ay inşallah o soğuk Nemrut karı gelmez. Ay haklısın. Ay haklısın, o bırakmaz kocasının peşini. Herif bunu poşamış, hala peşinde. Ama neyse, ben bilirim işimi biliyorsun. Benim elimden uçanla kaçan kurtulamaz ayol. Peki, çok teşekkür ederim. Sizden haber bekliyorum. Günaydın. 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 Görüyorsun değil mi? Kendine asistan diye bu avam kadını tutmuş. Yani ben bu Gani'yi anlamıyorum. Sormuyor bile bana. Sindirimden öleceğim. En sonunda çıldıracağım herhalde. Ben bunu göndermesini bilirim ama neyse. Tamam, sen sakin ol. Çünkü Gani bunu 3 günden fazla dayanamaz. Ya, doğru söylüyorsun. O da doğru. Çünkü dayanamıyorum bu kadına. Alo, buyur şekeri. Evet, Gani Galip Ajans. Ceyda Hanım mı? Kim arıyordu? Beyaz Şov'dan mı? Ceyda Hanım ayrıldılar. Yerine ben bakıyorum, ben de Gül. Evet. Evet. Sarp Sezgin'le Gani Galip size bu hafta konuk olacaklar. Tabii, tabii. Teşekkür ederim şekerim. Görüşürüz. Öptüm. Ya abi, bunu daha ne kadar takmak zorundayız ya? Oğlum, arkadaşım Çin'den getirmiş. Çok satar diyor. Satar mı? Yani baba, şimdi böyle bizim gibi halka mal olmuş insanlar takarsa satar yani. Bence öncüsü olalım bu çılgınlığı yani. Ay olalım, olmayalım demiyorum da ben önümü göremiyorum ki. Ben de önümü göremiyorum ya. Çıkarın be şunları, çıkarın. Çok şükür. Ben, ben de Gül. Ay, ay benim yakışıklı patronum mu gelmiş ayol? Ha? Günaydın. Günaydın tatlım. Sen? Ne haber? Ne haber? Kolay gelsin. Kız Aytek, hiç değişmemişsin. Çaktan kitap. Çaktım. Patronum, hemen kahveni getiriyorum. Çocuklar, siz ne içersiniz? Biz de içeriz kahve. Yanında bisküvit ister misiniz? İsteriz. Hadi bakalım, hadi. Hadi. Ben de Gül, benimki sütlü olsun ha. Tamam. Nasıl yeni aslanım? Fırtına gibi ha? Tarzıyla, hızıyla, tam benim kafa. Hani baba, budur. Budur. Ha? Yani bilmiyorum, emin misin abi? Hani şimdi Bendegül yengemin kardeşidir. Hani severiz, sayarız aileden falan da pek tekin ayakkabı değildir abi. Hani dikkat et derim. Harbi mi ya? Birçok firmada Ceva asistanlığı falan yapmış bu kız. Sana öyle mi dedi? Ha? Yani asistanlık yaptı doğru da öyle. Firmalar pek hayal ettiğin gibi değil abi. Ceyda'nın da gözü pek tutmamıştı ha. Ya ben Bendegül'ü severim ya. Çok dobra kızdır o baba. Ya sen benden iyi mi biliyorsun Aytek? Yok canım, klas kız yani. Bir şey demiyoruz da. Ay, ay yemin ediyorum bu hayatta kimseye güven kalmamış. Bendegül tekrar hayırlı olsun ya. Eksik olma Aytek. Sütlü değil mi? Sütlü. Sağ olsun Gani Bey, çok iyi bir insan. Beni işe aldı. O kadar iyi bir insan ki. Sarp,
Senin hakkını da edilemem. Ne de olsa senin sayende tanıdım. Allah senden razı olsun. Bu da bisküvitiniz. Sağ ol. Estağfurullah Şenol. Nasıl geçti röportaj? Aman nasıl geçecek canım? O derginin tirajı bile yokmuş. Bu mu yapabildin yani? O beğenmediğin derginin tirajı az olabilir ama ülkedeki bütün elit kesime ulaşıyor. Ya Ceyda bırak Allah aşkına bunları. Elit kesimmiş, sosyeteymiş. Geç bunları geç. Kaç tanesi dizi seyrediyor? Kaç tanesi ekmeğin peynirin fiyatını biliyor? Bana halk lazım halk. Ama yeni asistan halkın merkezinden gelmiş. Ayarlar artık sana bir mahalle dergisi. O da ayrı bir mevzu. Baksana Sarp ne diyor? Pek tekin ayakkabı değilmiş ha. Ben size söyledim. Ya anladım kızın nasıl bir şey olduğunu. Dinlemiyorsunuz ki. Ne olacak peki? Ha? Neyse canım çıkartırım işten. Derya kusura bakmasın Sarp. İş bu neticede ya. Kusura bakmaz yani. Bakmaz tabii canım. Ne bakacak? Ya arkadaş yazıklar olsun ya. Oğlum niye kızın ekmeğiyle oynuyorsun lan? Ayıptır ya. Ya ne ekmeğiyle oynaması? Aytek Allah Allah. Tanımıyorsun etmiyorsun kızı. Ben biliyorum. Ya ekmek parası ne zaman? Niye tanımıyorum? Aytek uzatma oğlum. Patron kıvar o da gider. O kadar. Kes artık bu mevzuyu. Ne? Ben de gül. Buyurun efendim. Bugün işten erken çıkma. Seninle konuşacaklarım var. Tabii. Ha! Neredeyse unutuyordum. Şekerim Beyazıt'la konuştum. Hangi Beyazıt? Beyazıt işte. Dün şovcu Beyazıt. Evet, Beyaz. Ha, sizi ve Sarp'ı konuk alması için bu hafta ikna etti. Nasıl? Ne? Beyaz şov ama. Evet. Sonunda Allah'ıma şükürler olsun sonunda ya. Ben sana dedim, Gani baba ben bunu her gün söyledim. Bak oğlum sonunda gidiyoruz lan. Vallahi gidiyoruz. Oğlum o zaman ne yapıyoruz? Bir, iki, üç. Seyda sen dur lan. Yok canım, ben şeyi anlamıyorum. Beyaz şova adam çıkarmak o kadar kolay bir şey değil. Anladın mı? Anladım da bu kadın nasıl çıkartıyor peki? Ne bileyim, ben haftalardır telefon bekliyorum. Kadın ofise geldi, bir telefon açtı, cart diye çıkarıyor işte. Anlamadım, anlamadım. Acaba... Yok, korkulur böyle kadınlardan. Korkulur başlarına. Nerede kaldınız siz ya? Hah, Sarp'a alışveriş yaptık şov için. Sen seçtiysen hepsi birbirinden çıktı. Ben de Gül seçti canım. Ben de Gül seçti, ben de Gül. Yalnız bir şey değil mi? Zevkli kızmış ya. Güzel şeyler aldık. Sarp'a dedi farklı bir şeyler al. Onu farklı giydir. Seninle aynı tarz giyinmesin. Karizmanı, kaliteni gölgeler dedi. Ben de hak verdim kıza vallahi. Ben söylesem hak vermezdin ama. Ne alakası var Ceyda? Saçmalama. Sadece yaklaşımını beğendim kızın yani. Ne vuruyorsun ya? Oğlum kesin Hande'nin başına bir şey geldi lan. Açmıyor telefonunu ya. Oğlum kızın başına sen geldin lan. Daha büyük ne gelebilir ki felaket? Dalga geçme ya. Zaten öldüm burada merakta. Oğlum yarım saat önce konuştunuz ya. İşte ben de onu diyorum. Koskoca yarım saattir sesini bile duymadım. Düşün yani. Ay. Ya, hadi hadi kalkın gidelim. Hadi. Hadi. Kalkın, hadi. Hadi burada vakit kaybediyoruz. Kalk kalk. Hadi hadi. Arıyor lan. Kalkıştı arıyor bak. Allah mı arıyor? Ben sana dedim. Bak arıyor işte bak. Vallahi arıyor bak. Demin sana dedim ya. Aç o zaman Ayşe. Aç. Alo. Kandişi. He işte bizde ne olsun ya? Sarp'la şey kafedeyiz. Oturuyoruz. He Sarp da burada. Ne oldu ki? Hadi hadi. Ha ben seni mi bekliyorum? Sekiz, sekiz, sekiz. Tamam ben buradayım o zaman canım. Tamam ben seni bekliyorum. Gülüm. Hadi. Hadi öptüm. Bay bay. Kardeş, ya benim eşim gelecek de sen şöyle geçer misin Cemile? Şöyle geç. Şişt, buraya bakın hele ya. Hele donat bakalım. Baba ne haber? Ben geldim. Ay, hoş geldin, hoş geldin Galile. Ah, ben hiç iyi değilim ha. Acilen. Masaj yaptırmam gerekiyor. Masaj mı? Annem nerede? Annemi ne yapacağız? Ceyda'ya gönderelim. Ceyda mı? Ceyda Hanım da çakar baba. Öyle mi? Buldum. Selam. Ne haber Sarp? İyidir.
siz Aytek'le kafede buluşmayacak mıydınız? Fikir değiştirdik. Az sonra gelir zaten. İçeri girebilir miyim? Hadi tabii tabii. Buyur buyur. Gel. Ben de kendime kahve yapıyordum. İster misin? Olur. İyi olur. Şeker ister misin? Hayır. Anne hoş geldin. Geç geç geç. Yo 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 yo. Geçmeyeyim. Manavlar kapanmadan karpuz almaya gidiyorum. Tahir'in canı karpuz çekti de senin de bir ihtiyacın var mı diye bir uğrayıp sorayım dedim kızım. Yo benim ne ihtiyacım olacak? Ayrıca bu zamanda iyi karpuz bulamazsın. Hem niye sen gidiyorsun, Gani gitmiyor? Tahir şey dedi, Gönül sen iyi karpuzdan anlarsın. Gani ne anlar dedi de. Aslında haklı. Anne ya çok safsın. Resmen seni evden yollamışlar baş başa kalmak için. Sen de yemişsin ha. Aa eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek buna denir. Beni gerçekten evden yollamak için mi şey yapmışlar böyle? Ayol ne karıştırıyorlar bunlar Ceyda? Ne karıştıracaklar anne? Yine masözleri çağırdılar. Yürü, iş üstünde yakalayacağız onları. Oh! Sen otur, bineğe bak. Ne? Bizim apartmana turistler gelmiş. Ne turisti anne? Masöz kızlar bunlar, hatırlamadın mı? Ah, yazıklar olsun sana Tahir. Ama bu sefer yapacağımı biliyorum ben. Yap anne yap. Benim bir fikrim var. Beraber yapalım. Aytek nerede kaldı acaba? Bir arasak falan mı? Biraz önce konuştum. Dondurma istemiştim, ondan geç kalmıştır. Sen dondurma sever misin? Benim boğazım biraz. Ben bayılırım. Ben o zaman şeyleri çikolata, şey, dondurma kaplarını çıkarayım, Aytek getirince. Hayırdır Aytek abi? Yenge ekti galiba. Yok sen de. Gelecek de işte biraz trafik. Ya süsleniyordur oğlum. Kolay değil lan. Tabii. Benle buluşacaksın de. Sen bana bir soda daha versene ya. Soda? He. Abi 9. içiyorsun ya. Sana ne belki 19. içeceğim. Ben müşteriyim getireceksin kardeş. Soda hadi. Tamam. De hadi. Kızma. Yeah.
Aytek abi, iyi misin? İyiyim ya. İyiyim, iyiyim. Sağ olayım. Aha, mesaj geldi. Aşkım, yarım saat gecikeceğim. Beni bekle. Beklemem mi kız ben seni, beklemem mi? Anladınız değil mi kızlar? Konuştuğumuz gibi. Baba, ha? Baba, masözler geldi. Geldiler. Kızlar, buyurunuz. Buyurun. Buyurun, hoş geldiniz. Alıştırdınız bizi. Selam tatlım. Dur. Gel. Oh. Hoppa. Eyvallah, alıştık ha. Baba, Gani'nin ganimetleri bunlar. Bende daha ne ganimetler var baba. Dört el masajı da yaptıracağım sana. O ne be? Ya, iki kız bir erkeğe masaj yapıyor. Başlıyor mu? Rahat bırakın, erkeğe bir şeyin. Rahat bırakıyoruz. Zaten rahatım Gevşeciğim. Oh. Ay. Neymişsiniz siz ya? Oh. Ay. Ay, o nasıl parmakmış bunlar ya? Ay. Tüy gibi tüy. Oh. Hayırdır, bugün çok sessizsin sen? Ben biraz yorgunum. Yorgun musun? İlk defa senden böyle bir şey duyuyorum ya. O kadar yorgunsan geç yat, ben sana masaj yapayım. Ay, teşekkürler. Ya senin ellerinde hakikaten böyle özel bir enerji var ya. Vallahi billahi. Şey, artık karınız kızmıyor galiba. He, öyle mi? Ne karısı canım? Boşadım ben o suratsızı. Güzel. Nasıl? Memnun musunuz masajdan? Abi ben olmaz olur muyum ya? Vallahi billahi ya. Ellerim dert görmesin. Ah, ah. 40 yıllık yorgunluğumu, stresimi aldım üzerimden ha. Ondan sonra gönül ne kadar konuşursa konuşsun, sinirlerimi bozamaz benim artık. Gönül kim? Gönül kim olacak? Ömür törpüm. Şimdi peki? Oh. Nerede biliyor musun? Karpuz arıyor, karpuz. Karpuzun arasın. Geberteceğim seni. Aytek hiç böyle geç kalmazdı. Hiç adil değil. Ben bir telefon açayım ona. Nasıl? Düştü. Anne, amacın ne bilmiyorum ama bak gerçekten korkutuyorsun beni. Neden korkuyorsun benden bebeğim? Hı? Sen şimdi burada uslu uslu bekle. Ben birazdan geleceğim. Bu filmi çok merak ediyordum. Beraber izleyelim mi Eda? Aşk filmi mi? Korku filmi. Ay ben hiç sevmem korku filmi. Gerer beni. Hayatta beni yeterince geren şey var zaten. Allah Allah. Ne geliyor seni hayatta? Ya ver bakayım sen şunu. Sapık mı? Neyse ben de Ceyda'yı beklerim. Ceyda hayatta seyredemez böyle filmleri. Nefret eder.
Ya bu galiba Sarp'ın filmi. Sarp almıştı bunu, bize karışmış. Nasıl karıştı bu ya bize? Yo, bayılır böyle şeylere, onunla izle istersen. Yok canım. Bence uygun olmaz. Ay niye uygun olmasın? Çocuk bugün barışmak için sana çiçek almış, bir adım atmış. Sen de bir adım atsan fena mı olur yani? Fena olmaz mı? Öyle mi diyorsun? Tabii. İyi, ben şimdi gideyim diyeyim ki Sarp beraber film izleyelim mi diyeyim. Kesin. Tamam o zaman. Ben gideyim o zaman, bir sorayım o zaman. Ay inanmak istemiyorum. Hadi be Öykü, git al. Tamam, şey, hadi görüşürüz. Bornoz mu? Hala çok güzel kokuyorsun. Hala mı? Sen de benim kokumu özledin mi? Gel buraya. Yapma Hande, ne olur. Kaçma. Hande. Kaçma. Hande yapma, ne olur. Hande. Hande gözünü seveyim. Aytek. Bak bakayım kim gelmiş. Yanlış bir şey yapayım deme, fena olur. Kimmiş? Öykü. Öykü. Hemen gönder. Sarp. Benim Öykü. Yanlış bir şey yaparsan, birlikte olduğumuzu söyler, seni rezil ederim. Tamam, tamam. Öykü, ben duştan çıktım şimdi, çok müsait değilim. Pardon, çok pardon. Ben evde filmlere bakıyordum. Ondan sonra film seyreder miyiz diye düşündüm. Film seyreder miyiz? Neyse, ben gideyim o zaman, sonra konuşuruz. Yok yok, izleriz bu akşam. İzle. Sonra izle. Sonra konuşalım, sonra konuşalım. Tamam, sonra konuşuruz. Aa, hadi bebeğim. Seni bekliyorum. Hadi ama. Hadi. Hadi. Pislik. Bir de utanmadan bana yalan söylüyor. Bana niye yalan söylüyorsun ki sen? Erkek değil misin? Hepiniz aynısınız. Hepinizin canı cehenneme. Ben yemezler diyorum zaten. Niye ben yiyorum ki, anlamadım. Ya sen bana niye yalan söylüyorsun ki sanki? Bana ne ya? Pislik. Şerefsiz. Ne oldu? Yoruldun mu Tahir? Tamam benim, tamam, tamam. İki dakikalık mutluluğumu mahvettin. Zaten senin hayatıma girme sebebin de bu. Oh, kimden beddua aldıysam. Hadi, hadi. Çenen kadar elin çalışsın. İyi. İyi. Gani. Baştan savma yapıyorsun, farkında değilim sanma. Ya ben niye sana masaj yapıyorum ki? Dünyada boşandığı kocasına ilk ve tek masaj yaptıran kadın sensin. Evlendiğimiz zamanlarda yaptırdığın masajların intikamını alıyorum. Kapa çeneni de yap. Hadi bakalım. Yok böyle bir şey ya. Hande, Hande ne yapıyorsun Hande? Sen benim en yakın arkadaşımın sevgilisisin. Sen, ne sevgilisi be? Ben o şapşala mı kaldım? Ben sana aşığım, seni istiyorum. Saçmalama. Hande ne yapıyorsun? Bu ne be? Hande, Hande saçmalama. Hadi bırak beni. Bırak beni, bırak. Oğlum yenge rekti lan bizi. Bırak beni. Ben gidiyorum. Bırak anne. Kankito. Hadi. Hadi. Yemin ederim göründüğü gibi değil kardeşim. Oğlum bana yapılır mı lan? Oğlum sizin olayınız ne lan? Hani biz arkadaşlık lan? Hani bizden lan kadın arkadaşıydık lan? Oğlum ne istediniz lan bende? Ne istediniz lan bende? Oğlum yazıklar olsun lan! Ne istediniz lan benim dünyamda? Olayınız ne lan? Oğlum yazıklar olsun lan! Yazıklar olsun be! Aytek kız üstüme atladı ya!
salaklar. Nasıl yediniz ama? Yine görüşeceğiz. Tecavüze uğruyordum ben az önce. Alıç, Alıç. Kızın kafa derisi nerede? Oğlum biz o kızı nasıl tanımadık lan? Berna'yı nasıl tanıyamadık ya? Harbiden lan. İyi de nasıl tanıyayım ki? Burnunu yaptırmış, ağzını gözü, her yerini yaptırmış vallahi. Resmen evrim geçirmiş oğlum kız. Kafa dersi elinde kaldı ya. Peruk, peruk. Bak kız resmen bak sana ulaşmak için beni kullanmış lan. Vay be. Neyse. Kankito, biz hakikaten manyağız ha. Niye lan? Oğlum hem Berna'ya rağmen hala arkadaşız, hala canız. Hem de beyaz şova çıkıyor lan. Ya sorma ya. Ben bütün mahalleye, böyle bütün herkese haber verdim yani. Oğlum içim içime sığmıyor. Heyecandan öleceğim lan. Sakinleştirici falan mı alsam? Benim kardeşimin neyi eksik lan ha? Benim kankitomun neyi eksik arkadaş? Şuna bak be. Şuna bak ya. Ben sana ne dedim? Oscar da alacaksın dedim. Yavaş yavaş çıkacağız bu merdivenleri. Sarp Sezgin geliyor lan. Beyaz gibi yapan mı yani? Seni hazırlayıp prova edecek mi yani? Hadi bak şimdi. Obim! Stop! Obim Sezgin! Obim! Stop! Bana bir renk söyle. Siyah! Beyaz şov diyorum be! Geç, geç, geç. Beyaz şova gidiyoruz. Abi bir şey söyleyeceğim. Konuklar kim ya? Ya oğlum, dolgu malzemesi diye bir kız koymuşlar. Şarkı marka söyleyecekmiş. Önemli değil kim olduğu konuklar. Biz varız oğlum. Sarp Sezgin var. Gani Galip var. Daha kim olacak? Şovun starları biziz, merak etme. Tamam. Abim geliyor 2 dakikaya. Hemen çıkacağız. Hadi abi, hadi. Geliyor, geliyor. Yürüz, yürüz. 2 dakikası ya, gitmemiz lazım. Ya yolda, yolda geliyor. Bir bakayım şöyle. Ha, kendi avam yeniyor ama Allah'tan seni güzel giydirmiş. Cool olmuşsun. Bu işi ben de becerebilirdim. Niye bu kadar abartıyorsunuz anlamıyorum. Beyaz şov zaten benim elimdeydi. Ama kimin asistanı becerdi? Kız, seninle ne kadar gurur duysam azdır biliyor musun? Sayende aileye giriyoruz. Bak sen bu adamı bir aya kalmaz nikah masasına oturtturursun. Demedi deme. Herhalde kız. Ay Yas, tamam da bir an önce Gani'nin annesiyle babasının evine girmek gerekiyor. Bunu da sen halledeceksin. Nasıl ya? Enişte kız, bunların evinde var mı bir hizmetli hizmetli? Yok, sanmıyoruz. Anladın mı şimdi? Anladım kız. Hadi geç, geç. Kız, bana bak. Ha, bana bak kız. Anladın değil mi iyice? Ay anladım tabii canım, ben salak mıyım? Çal oğlum. Abla, nasıl olmuşum kız? Yıkıyorsun, yıkıyorsun. Tamam, açtım. Nerede kaldın? Hoş geldiniz yenge abi. Aa, hoş geldiniz. Ha, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ablam çok sevindim. Tı 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 tı. Maşallah. Kaşık 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 kaşık. Ben de gördüm. Senin ellerine sağlık. Aldıkları çok yakıştı. Ay ne demek canım, ne demek. Benden öncekilerin hepsi demo. Kadın kısmısının aldığı bir başka oluyor değil mi? Heyecanlı mısın abla? Vallahi çok heyecanlıyım. Asıl ben çok heyecanlıyım abla. Beyaz ne kadar yakışıklı değil mi? Kesin göz göze gelsek bana anında aşık olur hissediyorum. Hem de bekarım. Belli mi olur? Belki de evlenirsiniz. Hem annesi durmadan evlendirmek istiyor ya. İnşallah. Amin. Hadi, 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 hadi. Hadi çıkıyoruz, hadi. Çıkalım, hadi. Derya, geliyor musun bize? Sezincim müsaade ederse geleceğim inşallah. Olmaz, ben tek başıma ne yapacağım? Gani Beyciğim, Mine nerede acaba? Sabahtan beri Mert soruyordu da. Babaannesinde. Neyi merak ediyorsunuz? Neyse, Sezincim, sen annemlere çık. Mert'i de al yanına, şovu orada seyredersin, tamam mı? Okey, hadi. Hadi. Hadi bakalım, hadi. Ekip, yürüyün. Ay Gani televizyona çıkacak diye çok heyecanlıyım. Kaçta başlıyor acaba şov? Şova çıkacakmış ama ne kadar önemli. Ama
Evet kızım. Ya ne güzel. Ne oldu öyle? Mert geç bakayım. Anne ne haber? Sizin anne. Sesin Sarp'ın yengesi. Memnun oldum. İçin şöyle. Anne, bol şans dile. Dua et, tamam mı? Tamam. Çak. Anne. Ha canım. Allah aşkına söyle. Babandan sonra bu kadar yakışıklı bir adam gördün mü? Görmedim. Hoş geldin kızım, hoş geldin. Hoş ay geldin. Sağ olun. Gönül abla. Yani abla diyeceğim, umarım kızmazsınız. Çünkü o kadar genç gösteriyorsunuz ki. Aa. Bey amca yanınızda babanız gibi kalmış. Babam televizyona çıkacak. Biliyorum, amcamınla birlikte. Çok heyecanlıyım. Sıcak oldu, çocuğun üstünü çıkarayım da terliyor. Ben şu yasa çektirsem mi ya? Yok abi, ne alakası var ya? Ektirmedim değil mi? Ay ben çok heyecanlıyım. Vallahi içim dışıma çıktı ilk canlı yayınım ya, çok fenayım. Al hiç böyle şeyleri oğlum. Ben ne dedim? Seni dünya starı yapacağım dedim. Bu daha başlangıç. Sarp Sezgin, şöyle bir kendine güvenin gelsin bakayım. Bana bak şimdi. Oraya çıkınca kamerada kırmızı ışık göreceksin. Oradan başka bir yere bakma. Tamam. Kamera nereye, sen oraya. Tamam mı? Öyle salak salak başka bir yere baktığını görmeyeyim ha. Yok yok. Hep kırmızı ışık. Hep kırmızı ışık. Halkını oynayacaksın oğlum. Halkı arkana alacaksın. Sırtını halkına daya. Gerisini merak etme. Tamam mı? İçten ol. Samimi ol. Bu nasıl? Bu. Tabii ya, bu. Biraz daha kapı kaldı. Evet, yayına son 7 dakika. Var mıydı bir ihtiyacınız? Yok arkadaşım, biz iyiyiz vallahi. Ay, pardon. Beyaz nasıl? Beyaz, geldi mi? Geldi odasında. Ay, aman istemiyorum. Şu anda Beyaz'la aynı havayı fotosentez yapıyorum. Müthiş değil mi? Fotosentezi bitkiler yapar tatlım. Olsun, beraber yaparız. Kardeş, ya ben de bir şey soracağım. Şimdi ben böyle telefonla bağlanıp böyle canlı yayında soru soruyorlar ya yani. Şimdi ben böyle sorumu, ben böyle o seyircinin arasından sahneye çıkıp böyle sorsam hani kendim de göstermiş olurum yani. Hayır, olmaz beyefendi. Yerinize oturur musunuz? Ha yani Beyaz için de iyi olur yani. Onun için de hani böyle bir reyting olur yani. Eda, arka tarafa geçiyorsunuz siz. Hadi ben de geleceğim. Ay! Büyük olan! Hadi, hadi. Takito! Seyircilerin arasına oturun. Hadi. Sarp, kariyerin için çok önemli bir şey yapıyorum. Kimin sayesinde? Ben de Gülün. Ay rica ederim Gani Beyciğim, ne de olsa görevim. Benim görevim diyor, nereden o bu görev oluyor ya? Bir kere sadece benden biraz önce telefon açtı diye bu görev falan olamaz, tamam mı? Çok sakin ol, sakin ol. Sakin ol, halledeceğiz. Halledeceğiz, sen sakin ol. Vallahi Gani var ya, müthiş bir adamsın ya. Ben hala burada olduğuma inanamıyorum. Oğlum sen bunu yapınca kim oluyorsun? Gani Gali! Merhabalar, kolay gelsin herkese. Nasılsın Öykü? İyiyim. Ne ya, ne işi var burada ya? Psst, psst, Ceyda. Ne? Ne iş bu? Bir şeyler yapsan. Niye ben bir şey yapacakmışım ya? Ben mi organize ettim? Asistanına söyle, pisliği temizlesin. Ay ben hemen şekerim, Beyazıt'la konuşup geliyorum. Tamam mı patroncuğum? Ne bakıyorsun? Sen ne bakıyorsun? Tabii. Ben sana mı bakıyorum, aynaya bakıyorum. Sakin ol oğlum. Ben de Gül halleder şimdi. Merak etme. Gönderdiğim beyaz gülleri beğenmedin sanırım. Beyaz güller mi? Evet. Dün sana bir buket beyaz gül gönderdim. Eline geçmedi mi? Hatta üzerine not da bırakmıştım. Sana olan aşkım bundan sonra bu güller kadar saf ve temiz olacak. Beni affet aşkım diye. Okumadın mı? İlişkimiz bu güller gibi saf ve temiz olur belki diye. Ne
Söylediklerin hiç yabancı gelmiyor. Bundan sonra hiçbir erkeğe güvenmeyeceğim. Ne o? Senin de mi yalanını yakaladı? Lan bak sırıtıp durma, alacağım seni ayağımın altına. Yok ya. Kim kimi ayağının altına aldı bugüne kadar acaba? Belki bugün sıra bendedir kardeş, ne biliyoruz? Öyle bir sıra yok kardeşim. Öyle mi diyorsun? Ya. Bence var, biliyor musun? Sar, sar. Oğlum hayatının şovuna çıkacaksın. Uğraşma böyle boş şeylerle. Bak, iki dakika diyorlar. Yürü, yürü. Bittin oğlum sen. Bittin. Ne zahmet ettin kızım? Ben koyardım çayları. Ne zahmeti Gönül ablacığım. Biz artık bir aile sayılırız değil mi? Hem ben varken size düşer mi? Aa Tahir babacığım. Ben şöyle yerleştireyim. Mine, Mert size de süt ısıttım. Siz de içersiniz değil mi? Evet. Ay ne hamarat kız değil mi? Onun gibi birisi evde bana yardımcı olsa ne iyi olur. Yani artık vücudum kaldırmıyor bu koca evin işini. Ona teklif etsek kabul eder mi acaba? Ayıp olur mu? Ha, ne dersin Tahir? Tek memur maaşıyla bu devirde geçinmek de çok zor. Belki o da iş arıyordur. Ha? Tahir? Tamam, tamam. Konuşuruz, konuşuruz. Hadi. Gönül ablacığım, başka istediğiniz var mı? Yok kızım, sağ ol. Tahir abicim, sizinle şöyle yapalım. Arkada sırtımızı kırın. Tamam, sağ ol, sağ ol, sağ ol, sağ ol. Aa, beyaz, beyaz başlıyor. Aa, başlıyor, başlıyor. Tamam. Ay, Gönül ablacığım, sesini açar mısınız? Kim geliyor? O bir menajer, o bir karizmatik, o bir yetenek avcısı ve işte o bir Gani Galip ve son geldi. Evet, hoş geldin. Gel otur, sen de böyle otur. Efendim, ve hemen ikinci konuğumuzu çağıracağım ama... Derya, Derya lütfen. Bugün gelecek konuğumuz ne yazık ki, ne yazık ki bugün gelecek konuğumuz gelemedi. Rahatsızlığından dolayı size haber veremedim. Onun için de yepyeni bir konuk geliyor. Çok sevdiğim bir dostum, çok sevdiğim bir arkadaşım geliyor. Ne zaman istesem gelir, beni de yalnız bırakmaz. Bugün rica ettim. İşte o geliyor, onu zaten seviyorsunuz. Çok iyi bir oyuncu. Emre Elendar geliyor. Efendim, hepiniz hoş geldiniz. Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Yerinde, yerinde. Sakin ol. Aytek yapma. Tanıyor musunuz? Yo. Ha? Ya. O ev arkadaşınız ya lan. Aytek. Kardeşim. O benim ev arkadaşım lan. Vay arkadaş, ekibe bak. Evet. Bizim takım burada. Sizin takım burada, evet. Takım takmalat gelmişsiniz maşallah. Sarp'cığım, anlat bakalım bize. Yeni dizi başlıyormuş, yeni bir şeyler, film başlıyor. Anlat, neler oluyor? Vallahi Beyazıt'cığım be. Uzun zamandan beri Sarp Sezgin'deki Cevher'i ortaya çıkaracak bir proje arayışı içindeydik. Evet. O projeyi bulduk. Kim buldu? Gani Galip buldu. Onu bulunca kim buluyorsun? Gani Galip Gani oluyorsun. Bravo. Bir an bir celalleniyorlar değil mi? Öyle bir şey geliyor, evet. Onunla çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Kolay değil. Kolay değil. Doğru. Evet. Sarp'ı zirveye taşımak için onda bütün yetenekler mevcut. Beyazıt'cığım, Sarp'cığım sana bırakayım sözü. Biraz heyecanlı programdan. Bir şey soracağım sana Sarp. Bu garip bir sürü yerde yazılıyor, çiziliyor. Manşetlerdesin, her taraftasın. Bunlar bir aslı astarı var mı? Doğru mu bu haberler? Hayır, hayır. Bunlar? Tabii ki yok, tabii ki yok. Buradan anneme de selam ediyorum. Tabii ki öyle bir şey yok.
kesinlikle onlar tamamen yalan. Benim zaten bir kız arkadaşım var. Asparagas. Tabii öyle şeyler Asparagas diyorsunuz yani. Olamaz zaten. Kız arkadaşı var. Var, var. Efendim? Var. Var. Arkadaşım bir kız arkadaşı var. Öyle mi? Göstermelik bir kız arkadaşı var arkadaşım. Ha. Ne diyorsun lan? Hayvan herif. Kendisi nişanlımı elimden aldı da. Ne diyorsun ya? Çok şaka yapıyor. Sen bravo, uzlaşma. Zamanında arkadaşın kız arkadaşı benimle birlikte olmuştu. O da intikam almak için şimdi benim nişanlımı ayarttı. Ne diyorsun lan sen? Yalnız bir dakika, şimdi bizim yayında böyle şeyler... Yeter çok olmaya başladı. Arkadaşlar. Bir dakika, sar. Bir dakika. Arkadaşlar. Tamam, tamam. Bu bizim yayında pek şöyle bir el hareketlerine... Ulan senin yediğin dayak yetmedi mi lan? Ay, çağırın herif ya! Sen kimsin lan? Arkadaşlar, arkadaşlar bir dakika. Reklama, çocuklar reklama gidelim. Ya alt köşe, alt köşe reklama gidelim hatta. Ver reklama. Ne? Eyvah. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Ne oldu? Bu düştü. Bu ne? Saatin şeyi. Aa, kaldıranı düştü. nasıl geçti röportaj? Ha? Aman nasıl geçecek canım? Gönderdiğin derginin 400 tirajı falan yokmuş yani. Nasıl geçti röportaj? Ha? Nasıl geçecek canım? Gönderdiğin derginin 400 tirajı falan yokmuş. Pardon. Nasıl geçti röportaj? Aman nasıl geçecek canım? O derginin tirajı bile yokmuş. Bu mu yapabildin yani? O beğenmediğin derginin tirajı hiçbir şey değil. Çantasını bulmuş. Ne? Eyvah. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Ne oldu? Bu düştü. Bu ne? Saatin şeyi. Aa, kaldıranı düştü. nasıl geçti röportaj? Ha? Aman nasıl geçecek canım? Gönderdiğin derginin 400 tirajı falan yokmuş yani. Nasıl geçti röportaj? Ha? Nasıl geçecek canım? Gönderdiğin derginin 400 tirajı falan yokmuş. Pardon. Nasıl geçti röportaj? Aman nasıl geçecek canım? O derginin tirajı bile yokmuş. Bu mu yapabildin yani? O beğenmediğin derginin tirajı hiçbir şey değil.